Cengiz Han ölmeden önce kurduğu Moğol İmparatorluğu topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştı. Cengiz Han Doğu Türkistan'da kalan Kaşgar civarı ile bugünkü Özbekistan sınırları içinde kalan Maveraun Nehri'nin büyük bölümünü Çağatay'a vermiş, bu topraklarda Çağatay'ın 1227'de kurduğu devlet olan Çağatay Hanlığı hüküm sürmekteydi. 1266'da tahta çıkan Mübarek Şah, İslam dinini kabul eden ilk Çağatay Hanı oldu. Ondan önceki Çağatay hükümdarları tengricilik inancını benimsiyorlardı. Ancak Mübarek Şah'tan sonra Kebek Han'a kadar olan Çağatay Hanları Budist idi. Çağatay Hanların ciddi İslamlaşması ise Tarmaşir'in İslam'ı kabul etmesinden sonra yaşanmıştır. Bu dönemde Maveraun Nehir'de oturan ve kent kültürüne adapte olan Çağatay Hanlığı bünyesindeki halk kendisine Çağataylı olarak hitap etmeye başlamıştır. Bu dince İslamlaşmış, dil olarak Türk ve Türkleşmiş Çağataylılar, tarihçiler tarafından Çağatay Türkleri ve kullandıkları dil de Çağatayca ya da Çağatay Türk lehçesi olarak adlandırılmıştır. Çağatayca Osmanlı Türkçesinden önce Türk dünyasındaki edebi dil olarak kabul görmüş ve yüzyıllar boyunca bölgede kullanılmıştır. Çağatayca, Uygurca ve Harezm Türkçesi temellerinde Maveraun Nehir bölgesinde şekillenmiştir. Günümüzde Azerbaycan Türkçesi Çağatayca'nın gelişime uğramış bir halidir. Çağatay Hanlığı tıpkı Altın Orda Devleti gibi Moğol hükümdarlarınca kurulmuş olsa da zamanla tamamen Türkleşmiştir. Çağatay Hanlığı'nın toprakları üzerinde bulunan günümüz Özbekistan topraklarında bulunan Bel şehri ile Semerkant şehirleri arasında bulunan Küçük Hoca Ilgar köyünde 27 Nisan 1336 tarihinde bir bebek dünyaya gelmiştir. Tarihçi Şerafettin Ali Yezdi Zafername adlı eserinde bu bebeğin doğumunu avucunda pıhtılaşmış kan ve ihtiyar adamın saçları gibi beyaz saçlarla doğmuştur. Avucunda kan ile doğması zamanının hakimi manasına gelen sahip kranlık alameti olmakla beraber ileride çok kan dökecektir şeklinde yorumlamıştır. Asya'nın son büyük imparatoru olan bu çocuğun adı Timur'dur. Timur, sahip kran unvanını ilerleyen yıllarda Cihangir unvanı ile birlikte kullanmıştır. Saçlarının beyazlığı ise erken yaşta meydana gelen bir olgunluk görülüp onun ileride büyük işler başaracağına inanılmıştır. Timur'un soyu ile ilgili tartışmalar günümüzde de sürse de babasının adı Turagay, annesinin adı Tekire Hatun olan Timur'un hükmettiği Barlas boyu Türk ve Moğol çeşitli kabilelerden oluşan bir boy konfederasyonuydu. Timur'un ölümünden sonra torunu Ulu Bey, Timur'un soy ağacını içeren bir taş abide yaptırmıştır ki bu taş abideye göre Timur'un atalarından Tumanay 5. Göbek'ten Cengiz Han'ın da atasıdır. Fakat Cengiz Han'ın da tarihçileri vasıtasıyla soyunu Göktürk Devleti'nin kurucusu olan Aşina Hanedanlığı'ndan ve Şatoy Türklerine bağladığı bilinmektedir. Hanlar bu vasıtayla hükümranlık hakkını Bozkır'da meşrutiyet kazandırmışlardır. Ancak Emir Timur kendisini Cengiz Han Devleti'nin mirasçısı olan Han'ın bir askeri olarak tanıtmış, hiçbir zaman Han unvanını kullanmamış ve yanında sürekli Cengiz Han soyundan gelen kukla bir Han bulundurmuştur. Fiili olarak devletin hükümdarı olan Timur, resmiyette ise sadece basit bir emirdir. Bununla birlikte Timur yazışmalarında milletinin Türk olduğunu belirtmiş, hatta özellikle Farsları ve Çerkesleri küçük görmüştür. Türkleri kötüleyen Firdevsi'nin mezarını parçalatmış, Mısır'a hükmeden Çerkez Memluklularının padişahı için ise Çerkez oğlancığı demiştir. Döneminde dünyanın merkezi haline gelen Semerkant'a elçi olarak gelerek Timur'un sarayına giden İspanyol asilzade Roy González de Clavio yazdığı kitapta Timur, Türk göçmenlerinin ırkından olup soylarıyla övünen asil bir nesilden geliyordu diyerek Timur'un soyunun Türk olduğunu belirtmiştir.